Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Türkiye'de satışı olmayan, daha doğrusu resmi olarak satışı olmayan bir konsolun incelemesiyle karşınızdayız. Steam Deck. Biliyorsunuz Valve geçtiğimiz yıl Steam Deck'i satışa sunmuştu. Tabii doğal olarak Türkiye'de satışa çıkmadı arkadaşlar. Amerika'da ve daha sonra da Avrupa'da satışa çıktı bu cihaz. Ve bu konsolu satın alabilmeniz için Steam'den sipariş vermeniz gerekiyor. Daha sonra Steam bu cihazı sizin ev adresinize yolluyor. Yalnız şöyle bir olay var. Tabii ki Türkiye'den sipariş veremiyorsunuz ama hani normalde nedir? Konsolları biz e-ticaret sitelerinden vesaire rahatlıkla alıyoruz. Örneğin Nintendo Switch Türkiye'ye ilk etapta gelmemişti. Onu Amazon üzerinden alıp getirtebiliyorduk. Lakin Steam Deck'te böyle bir durum söz konusu değil ne yazık ki. Fakat internette sahibinden de ya da Letgo'da vesaire Steam Deck satanlar var. Onlardan satın alabiliyorsunuz ki ben de öyle yaptım arkadaşlar. Bir adet Steam Deck satın aldım geçtiğimiz gün. Cihazı şu ana kadar 1,5 hafta falan kullandım. Gayet bana keyif verdi şimdiye kadar. Bunu hemen baştan söyleyebilirim size. Benim aldığım arkadaşlar 512 GB'lık versiyonuydu. Ve buna 15.300 Türk lirası ödedim ben. Diyeceksiniz ki şimdi baktığımızda 64 GB'lık, 256 GB'lık versiyonlar da var. Bunların arasında bir fark var mı? Neden 512? Şunu söyleyebilirim arkadaşlar. 64 GB'lık versiyon daha böyle kapasitesinin yanında teknik özellikler vesaire aynı ama SSD depolama tarafında bir hız farkı mevcut. Ama ne yapıyorlar? Bu 64 GB'lık versiyonu alıyorlar arkadaşlar. İçerisindeki SSD'yi değiştiriyorlar. Fakat yakın zamanda Valve mühendisleri bu konuda uyarı yapmıştı. Bu cihazın içerisindeki parçalar hali hazırda cihazın ısınmasını vesaire etkiliyor denmişti. Yani tamam siz buna 64'lük alıp SSD takıp onu 512 vesaire yaparsınız ama cihazın performansında bu sorunlar ortaya çıkarabilir ve cihazın ömrünü kısaltabilir denmişti. Bunu da size hatırlatmış olayım. Çünkü şu anda internette baktığımız zaman genel itibariyle 64 GB'lık versiyonların satıldığını görüyoruz. 512 ve 256 GB'lık versiyonlar daha az. Eğer siz de almak isterseniz benim de size önerim arkadaşlar 256 ya da 512 GB'lık versiyonları satın almanız olacaktır. Ama dikkat edin bazıları mesela satıyor ikinci el olarak 64'lük almış adam mesela içindeki SSD'yi çıkartmış 256 takmış ya da 512 takmış yani bir upgrade yapmış öyle satıyor. Bu şekilde almayın arkadaşlar. Alacağınız cihaz Steam'in orijinal olarak 256 ya da 512 GB'la satışa sunduğu ürün olsun. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim konsolumuza arkadaşlar. Zaten konsolun incelemesini şimdiye kadar izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Çünkü çıkalı bayağı bir süre geçti. Bizim elimize yeni ulaştığı için biz daha çok böyle bir deneyim anlamında bir şeyler anlatalım istedik. Steam Deck bize ne sunuyor? Öncelikli olarak bundan bahsedelim. Az önce de bahsettiğim gibi 15.300 Türk lirası gibi bir fiyata satın aldım ben 512 GB'lık versiyonu. Fakat internete baktığınız zaman 64 GB'lık versiyonlarını 11.000 liraya falan da satın alabiliyorsunuz. Bu noktada baktığımız zaman değişen bir şey yok arkadaşlar. 512'likte sadece depolaması daha hızlı ve bunda parlamaz bir ekran olduğu söyleniyor. Ama ben arkadaşımda mesela 64'lüğü vardı. Hani onunla yan yana getirdik mesela. Ekranlar arasında öyle aman aman gözle görülür derecede bir fark olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Hani öyle parlamaz ekran vesaire diyor ama hani biz öyle açıkçası çok bir farkını görmedik. Bunu belirteyim sizlere. Şimdi burada arkadaşlar kafanıza takılan birkaç soru işareti olacaktır muhtemelen. Neden? Çünkü buna baktığımız zaman bir oyun bilgisayarı parası. Yani 15 bin liraya bugün iyi kötü bir oyun bilgisayarı alabiliyorsunuz. Peki oyun bilgisayarı yerine bu cihazı almak daha mı mantıklı? Şimdi biraz bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikli olarak şunu belirtmem lazım. Sonuçta bu bir el konsolu arkadaşlar. Lakin bundan bir Nintendo Switch performansı beklememeniz gerekiyor. Neden? Normal şartlarda nedir? Nintendo Switch'e bir oyun alırsınız ve o oyunu Switch'te oynamanız kesindir, oynayabilirsiniz. Steam Deck'te ise böyle bir durum söz konusu değil. Normalde bu cihaz ne? Bilgisayara çıkan ve özellikle de Steam kütüphanesinde yer alan oyunları basitçe oynamanızı sağlayan bir konsol aslında. Fakat burada şu var. Steam'deki her oyun bunda desteklenmiyor. Lakin şöyle önemli bir artı söz konusu. Yeni çıkan oyunlara baktığınız zaman arkadaşlar hemen hemen hepsini desteklediğini söyleyebiliriz. Zaten Steam burada oyunlar için çeşitli ibareler kullanmış. Mesela yeşil tik olanlar Steam Deck'le mükemmel uyumlu çalışan oyunları bizlere gösteriyor. Sarı iyi işareti olan oyunlar var arkadaşlar. O oyunlarda ufak tefek sorunlar olabilir diyor ama hani böyle çok fazla
sizi rahatsız edecek sorunlar değil. Grafik sorunları değil mesela arkadaşlar. Nedir? İşte belki bazı bir tuş atamalarını vesaire yapmanız gerekiyor. Ya da bazen yazılar küçük olabiliyor. Örneğin Cyberpunk'ı indirdim ben. Cyberpunk'ı oynarken yazılar küçük olmasından ötürü hani okuyamazsınız. Bu sizin için bir problem olabilir diye orada sarı bir işaret vardı. Onun haricinde mesela Detroit Become Human'ı indirdim. Onu gayet başarılı bir şekilde oynadım. Pumpkin Jack'i indirdim. Gunscore Cannoli'yi indirdim şimdilik. Batman Blackgate'i indirdim. Death Stranding'i indirdim. Resident Evil Village'i indirdim arkadaşlar. Bunların her biri sıkıntısız bir şekilde oynanıyor ve oynadım. Herhangi bir problem çıkartmadı bana. Dolayısıyla bu tarz yeni çıkmış oyunları rahat bir şekilde oynuyorsunuz. Bununla hiçbir sorun yok. Şimdi gelelim cihazımızın pil performansına ki biliyorsunuz taşınabilir konsollar söz konusu olduğunda en önemli şeylerden birisi pil performansı arkadaşlar. Ben Detroit oynadım da mesela pili yaklaşık olarak 3 saat falan gidiyordu. Cyberpunk'ta biraz daha az gidiyor. 2,5 saat falan. Ama ortalama olarak Triple H dediğimiz yani AAA seviyesindeki bir oyunu 2-2,5 saat civarında oynayabiliyorsunuz. Pili 2-2,5 saat civarında gidiyor ki bence bu da normal. Mesela Pumpkin Jack gibi ya da işte Gunscore, Ganoil gibi oyunları 3-4 saat oynadım. Pili daha vardı. Dolayısıyla hani grafik seviyesi vesaire düştüğü zaman oyunların cihazın pili de önemli derecede artıyor. Burada belirtmem gereken bir unsur var arkadaşlar. Oyunların çoğu 60 FPS'te çalışıyor. Bunda bir sorun yok. Ama FPS'ini sınırlayabilirsiniz. FPS'ini sınırladığınızda oyunların ne oluyor? Pil süreniz daha uzun oluyor. Atıyorum mesela FPS'i 60 ya da üzerine aldığınız zaman pil biraz daha hızlı bitiyor. Ama 30 FPS de sizin gözünüzü çok rahatsız etmiyor. Ben mesela 30 FPS'te oynuyorum pil biraz daha uzun gitsin diye. Oyunlarda hani gözümü böyle rahatsız eden bir dalgalanma vesaireye rastlamadım. Dolayısıyla bu açıdan da hani 30 FPS'i alırsanız tabii bu yine size kalmış. Oyunları daha rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim konsolun mobilite değerlerine, yani konsol nasıl taşınabilir mi, ağır mı değil mi, bundan bahsedelim biraz. Şimdi şunu belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Nintendo Switch'le kıyasladığımız zaman ki buna şu anda Steam'deki en yakın rakip Nintendo Switch bir hayli ağır. Yani daha önce Switch kullanıyorsanız Steam'deki elinize aldığınızda zaten direkt olarak cihazın Switch'e oranla ne kadar ağır olduğunu hissedebiliyorsunuz. Ama bu sizi çok fazla rahatsız etmiyor. Bunu da belirtmem gerek. Yani kalkıp da burada 2 kiloluk bir ağırlıktan bahsetmiyoruz. 700 gramlık bir ağırlık söz konusu. Dolayısıyla hani çok fazla ağır değil ama Switch'e göre bir aile ağır. Bunu belirtebiliriz. Valve bu cihazda arkadaşlar klasik bir kontrol şemasına yer vermiş. Burada D-pad tuşlarımız var, analoglarımız var, A, B, X, Y tuşlarımız var. Fakat burada diğer konsollarda olmayan bir trackpad'imiz var. Daha önce bir Steam Controller çıkartmıştı Valve hatırlayacaksanız. Onda da bir böyle trackpad tarzı bir dokunmatik panel vardı. Aynı dokunmatik panelin yine burada Steam Deck'te de karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Bunlarda geri bildirim de var. Yani böyle bir titreşim tarzı bir şey oluyor. Oyunlarda kullanıyor muyuz? Strateji oyunu indirdim ben arkadaşlar. Strateji oyunlarında kullanıyorsunuz mesela. Ama hani çok mu başarılı? Bence çok da başarılı değil. Hani burayla oynayana kadar analogla da oynayabiliyorsunuz. Zaten hani fare görevi görüyor diye düşünmeyin. Çoğu yerde fare görevi görmüyor. Mesela hani normal şartlarda oyunların menüsünde fareyi dolaştırabilirsiniz ama burada trackpad'lerden fare kontrolü olmuyor çoğu oyunda. Genel itibariyle dokunmatik paneli ki ekran dokunmatik yeri gelmişken onu da belirteyim. Dokunmatik paneli kullanarak ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Oyun menüsündeki şeylere ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki D-pad tuşları analoglara da ulaşabiliyorsunuz ama isterseniz yine dokunmatik paneli kullanarak da oyun menüsündeki seçeneklere ulaşabiliyorsunuz. Genel itibariyle arkadaşlar cihaz rahat, mobilite oranı yüksek ama hani uzun yolculuklarda oynanır, güzel de oynanır. Ama hani metroda, metrobüste olur mu bilemiyorum. Biraz büyük çünkü. Dolayısıyla hani şu çantada geliyor. Bu çanta da hayli büyük gördüğünüz üzere. Hani bunu yanınızda taşımak ya da ne bileyim çantanızda taşımak biraz yorucu olabilir. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama hani şu var. Oyun laptopunu taşıyorum ben oyun oynamak için diyorsunuz. Bunu da hayli hayli taşırsınız. Şimdi gelelim merak edilen sorulardan bir diğerine arkadaşlar. Bunun içerisinde korsan oyun oynanıyor mu? Evet oynanıyor. Bunu hemen baştan belirtelim sizlere. Her ne kadar korsan desteklemiyor olsak da bunda korsan oyun oynanabildiğini söyleyebiliriz. Bu neden önemli? Şu açıdan önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz çoğu oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor ve Türkçe yamalar genel itibariyle hani korsan oyunlarla uyumlu orijinal oyunlarda sıkıntı çıkartıyorlar. Yani birçoğu böyle en azından. Hani Steam Workshop'unda zaten varsa hiçbir sıkıntı yok ama hani Steam Workshop'ta olmayan yamalarda sıkıntı yaşayabiliyoruz.
O yüzden hani korsan oyun yükleyip oynayabilir miyim Türkçe olarak diye soracak olursanız evet oynayabiliyorsunuz. Bunu size baştan belirtelim. Bir diğer güzel özellik şu arkadaşlar. Çeşitli modlar mevcut. Bu modlar sayesinde Switch oyunlarını bile oynayabiliyorsunuz. Bundaki Switch oyunlarında da yine 60 FPS vesaire verdiğini sizlere söyleyeyim. Yani bu cihazı aldığınız zaman aynı zamanda bir Switch de almış oluyorsunuz. Bunu belirtmek gerekiyor. PlayStation 2 oyunlarını, PlayStation 3 oyunlarını oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çeşitli yine modlar sayesinde. Dolayısıyla bu cihazı aldığınızda aslında sadece bir bilgisayar sahibi olmuyorsunuz. Bunun yanında Switch, PlayStation 2, PlayStation Vita, PSP ve PlayStation 3 sahibi de olmuş oluyorsunuz. Tabii şu soru aklınıza takılabilir. Ben buna emülatör ya da işte mod yüklediğimde hani sistemde bir ısınma vesaire oluyor mu? Açıkçası hani ben Switch için bir mod yüklemiştim, bir emülatör yüklemiştim. Herhangi bir sıkıntı olmadı arkadaşlar. Dediğim gibi 60 FPS aldım. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Çok fazla bir ısınma olmadı. Hali hazırda zaten oynarken de, mesela Steam üzerindeki oyunları oynarken de, ben Cyberpunk ve Detroit oynuyorum şu anda mesela. Bir ısınma oluyor, tabii ki olacak ama cihazı şu şekilde tutuyorsunuz ya arkadaşlar. Isınma genel itibariyle şu bölgede oluyor. Isınma bu bölgede olduğu için siz cihazı böyle tuttuğunuzdan ötürü elinizde herhangi bir rahatsızlık hissi olmuyor. Fan çıkışı şu üst tarafa yerleştirilmiş. Buradan bir hava geldiğini hissediyorsunuz. Ama gürültülü çalışmıyor. Hani bilgisayarı zorladığınızda böyle yüksek sesli bir fan sesi gürültü olur. Bunda olmuyor arkadaşlar. Tabii yine bir fan sesi var ama hani low seviyelerden çok öyle aman aman bir fan sesi gelmiyor. Bunu sizlere belirtmem lazım. Genel itibariyle bu cihaza 15 bin lira verilir mi? Oyun bilgisayarı yerine ben böyle bir şey alsam olur mu diye soracak olursanız bana. Bence alabilirsiniz arkadaşlar. Benim gayet hoşuma gitti. Ve hani aldığım günden beri de elimden bırakmıyorum desem yeridir. Çünkü neden? Mobil olarak çok basit bir şekilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir yerde oturuyorsunuz atıyorum evinizde. Canınız sıkıldı. Bunu direkt alıp hemen oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir artısı var. Steam'de Cloud Save olduğu için atıyorum oyun bilgisayarınızda oynadınız. Evinizde bir masaüstü bilgisayarınız var. Kaldığınız yerden bunu da devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü neden? Cloud Save'den direkt olarak bu save dosyalarını çekiyor. Ve direkt olarak bunu da oyununuza kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Steam biliyorsunuz sürekli indirimler yapıyor. Son zamana kadar hatta Türkiye'deki oyun fiyatları çok düşüktü. Son zamanda bu kur güncellemelerinden vesaire bir hayli yükseldi ama yani yakın zamana kadar 50-60 liraya Red Dead Redemption falan satıyordu arkadaşlar. Şimdilerde tabii biraz daha yükseldi fiyatlar. Lakin yine baktığımızda çok düşük ücretlere güzel oyunlar satın alabiliyorsunuz. Örneğin Switch'te 400-500 lira ödediğiniz bir oyunu Steam'de yani çok komik rakamlara satın alabiliyorsunuz hala indirim döneminde özellikle 50 liraya 60 liraya ve bu da cihazın öne çıkmasını sağlıyor. Genel itibariyle ben Steam'deki başarılı buldum. Hani çok hantal bir yapıda değil. Açıkçası ben biraz daha hantal, biraz daha ağır bir cihaz bekliyordum. Ama Steam'deki genel itibariyle başarılı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Az önce de belirttiğim üzere eğer bir oyun bilgisayarı yerine Steam'de kalmayı düşünüyorsanız ve Steam hesabınızda bir sürü oyun varsa alabilirsiniz. Farklı uygulamaları vesaire çalıştırabiliyorsunuz. Bu hiçbir sorun yaratmıyor. Netflix vesaire yükleyip Netflix'i izleyebilirsiniz. Sonuçta bunda bir Linux yüklü arkadaşlar. Steam OS Proton arayüzüyle direkt olarak oyunları oynatıyor. Zaten bunu Linux tabanlı bir bilgisayar olarak da kullanabilirsiniz. Şurada bir tip C girişimiz bulunuyor. Buraya bir tane Hubble taktığınızda USB girişlerini çoğalttığınızda arkadaşlar ne olur? Mouse'unuzu farenizi bağlarsınız. İster bu ekrandan isterseniz bir HDMI çıkışı alıp normal bir monitöre bağlayarak oyununuzu oynayabilirsiniz. Linux bilgisayar gibi kullanabilirsiniz. Bunu ben aldım. Televizyonuma bağlayarak oynayabilir miyim diye sorabilirsiniz. Evet. Bunu da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 3.5 milim kulaklık girişi var. Herhangi bir kulaklıkla kullanabiliyorsunuz. Bluetooth'tan herhangi bir kulaklığı da bağlayabiliyorsunuz. Yani öyle yok ben şu kulaklıkla uyumluyum, bu kulaklıkla uyumlu değilim gibi bir durum da söz konusu değil. Düşük hafızalı bir Steam Deck aldım diyorsanız ya da almayı düşünüyorum diyorsanız SSD'yi değiştirmeden önce zaten micro SD kart yuvası var. Yüksek yazım hızına sahip bir micro SD kart satın alırsanız sıkıntı olmayacaktır. Ama düşük hızlarda kalitesiz bir micro SD kart tabii ki işinizi görmeyecektir. Bunu da size belirtmem gerekiyor. Sonuç olarak toparlamamız gerekirse hali hazırda arkadaşlar bu cihazın 64 GB'lık versiyonları sahibinden.com'da ya da Letgo'da vesaire 11 bin liraya falan gördüm ben. Yani bunu alırken 11 bin lira Türk lirası civarındaydı. Halihazırda kur yükselmediği için bu fiyatlar çok böyle absürt değil. Ben 512'lik versiyonu 15.300 liraya aldım. Halihazırda bu cihaz zaten
Almanya'da 670 euroya falan satılıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu da arkadaşlar 13.600 lira gibi bir fiyata denk geliyor. Yani arada böyle hani 1500-1600 lira gibi bir fark mevcut. Tabii bu da hani getirenler üzerine kar vesaire koyuyor. Tabii ki adam babasının ayrına getirmiyor. Hani o açıdan baktığımızda normal diyebiliriz. Ama yurt dışına çıkma fırsatınız varsa ya da yurt dışında yaşayan bir akrabanız varsa onlara rica ederek aldırtabilirsiniz. Dediğim gibi Steam üzerinden Valve size gönderiyor cihazı ve cihaz evinize kadar geliyor. Ama şu anda Türkiye'de bu cihaz yok arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte Türkiye'ye gelirse, ha bence Türkiye'ye gelirse de 670 euroluk bir cihaz, bilmiyorum, 15 bin liraya satılmaz bence. Belki böyle 18-19 bin lira. Belki daha pahalı da olabilir arkadaşlar. Çünkü bunu daha önce de gördük. Lakin şu anda hani baktığımız zaman 15 bin lira bence. 512 GB'lık versiyonun için konuşuyorum. Çok değil. Çok absürt değil yani. Hani yurt dışı fiyatının özellikle de 670 euro falan olduğunu düşünürsek, euronun da 20 liranın üzerinde olduğunu düşünürsek bence çok absürt bir fiyat değil. Sonuç olarak arkadaşlar, cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili bir rehber de hazırlayabiliriz. Hani diğer platformlar nasıl yükleniyor? Örneğin Origin'de yükleyebilirsiniz. Rockstar Game Launcher falan da yükleyebilirsiniz. Bununla ilgili bir rehber de hazırlayabiliriz sizlere. Yine de hani kısa sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince sizlere yanıt vermeye çalışacağız. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.